Savaş Çoğulu bizlerle birlikte Galatasaray'ın tüm gündemini kendisiyle konuşalım istiyoruz. Savaş nasılsın? İyiyim sevgili Çiğdem. Günaydın. Sen nasılsın? Teşekkürler. Oğulcan Çağlayan haberi son haberimizdi. İstersen oradan başlayalım. Sonrasında transfere de değineceğiz. Artık lisansına kavuştu, çözüme kavuştu bu durum. Oğulcan Çağlayan'ın da dünkü idmanındaki görüntüleri gördüm. Neşeli olduğu gözüküyor. Sence performansını etkiler mi? Bu yaşanan süreç biraz bize özetler misin? Neşeli olduğu gözüküyor. Fatih Hoca, Arda, Muslera takımda çok ciddi bir destek var. Yani destek vardı bu süreçte. Ama psikolojik olarak kolay değil yani. Bu geçtiğimiz sezondan bu tarafa başlayan bir şey vardı. İlk önce haberimizde belirttiğimiz gibi 6 maç, sonra düşen 3 maça ceza. Sezon başında en verimli olabileceği çağda işte cezanın gelmesi ve lisansının çıkartılmaması. Bu süreçte takım hep destek oldu ama bir anda performansını en üst seviyeye çıkarmasını açıkçası beklemiyorum. Bu kolay bir şey değil yani. Burada kaç maçtır oynamıyorsunuz, sürekli bir kavga halinde, kulüpler bazında. Geçtiğimiz dönemin yönetimlerinden kaynaklanan bir şey. Galatasaray yönetimi, Rizespor yönetimi, iki tarafta değişen bir yönetim. İşin buralara gelmemesi lazımdı açıkçası. Yani Oğulcan'dan Galatasaray'ın beklentisi yüksek. UEFA'ya da ismini bildirdi. Bundan sonra lig maçlarında da oynayacak. İnşallah geçtiğimiz sezonki başarısından daha üst seviyelere çıkacaktır. Üç yerli futbolcunun olduğu yerde zaman zaman forma giyip zaman zaman forma giyemeyeceği olacaktır. Yani bunların hepsini hesaplarsak ben Oğulcan milli takım için de inşallah önemli bir oyuncu olacaktır. Ama kolay değil. Bu psikolojiyi atlatması biraz zaman alabilir. Takımda destek var. Fatih Hoca'dan destek var. Bundan sonraki süreç mahkeme süreci. İnşallah hayırlısı olur Galatasaray için diyelim sevgili Çiğdem. Peki markaya da verilecek para cezası da belli oldu. Biraz onu da bize anlat. Bir de Sabah gazetesinde bir haber gördüm. Af yolu gözükmüş oyuncuya. Yani 16 Eylül'de Lazio maçı var mesela. O maçta sahada olması mı bekleniyor? Nedir planlama? Bir de ceza detayı. Ben şimdi ceza detayı UEFA listelerin verileceği gün aynı gün 150 bin euro ceza açıklanması bana biraz manidar geldi. Bu biz seni affediyoruz ve Lazio maçında da kadroya ekliyoruz anlamına geliyor. Çünkü daha önceki iki yönetim kurulu toplantısında da ceza verileceğini rakamlar bazında bir açıklama olmamıştı, resmi açıklama. İlk kez uzun bir aradan sonra 150 bin euro resmi olarak açıklama yapıldı. Bu da şu demek oluyor. Biz senden yararlanmak istiyoruz. Satış da gerçekleşmedi. Çeşitli kulüplerden teklif vardı. En son Krasnodar'ın 8 milyon euro civarı bir teklif vardı. Galatasaray'ın bu rakamı beğenmediğini biliyorum. 12 milyon eurolardan aşağı satmayacağını ifade etmiş Sayın Başkan'ın. Dolayısıyla bu satış gerçekleşmedi. Dün akşam yapılan 150 bin euroluk ceza, biz markaya cezayı verdik. Bundan sonraki süreçte de UEFA Kupası 12-16 Eylül'deki Lazio maçında da ben açıkçası 11'de bekliyorum. Çünkü Marco gibi bir oyuncu eğer satılmadıysa, şu anda Galatasaray'ın oyuncusuysa bu tamamen kadro dışı kalacak anlamına kalmaz, gelmez. Çünkü Marco şu anda Türkiye'deki herhalde en iyi sol stoperlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu tür hani Marco'nun verilen cezadan sonra zaten Türkiye'de de çok ciddi bir ceza almış, 8 maçlık ceza almıştı. Avrupa'da maç öncesi bir af söz konusu olacağını düşünüyorum ben ve bekliyorum da yani. Bütün yaşananlar bana bunu gösteriyor. Peki şimdi Falcao'dan sonra sıra Ryan Babel'e geldi. Fesi için çünkü görüşmelere sanırım başlanmış. Şimdi gidenler gidecekler vesaire onları da konuşalım. Babel maaşının yarısını talep etmiş herhalde. Senin haberin zaten bu. Anlaşma sağlanacak gibi duruyor mu? Ne dersin? Yani Babel'in maaşının çok ciddi bir yükü vardı. Biz hep Falcao'yu konuşuyorduk. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Falcao'yu konuşuyoruz ama Falcao'dan sonra Fegül'ü diyoruz. Fakat gelinen noktada Falcao, Fegül'ü, Babel ama Babel'in de çok ciddi bir maaşı var bonuslarla beraber. Bunu karşılayabilmek Türkiye'de bir takım zor. Yine Galatasaray fedakarlık yapacaktır. Şimdi aslında gelinen noktada Babel gitti dedik. Cagne gidiyor dedik. Muhammed gidiyor dedik. Mustafa Muhammed. Şimdi Emre Akbaba'nın gitme ihtimali var. Gelenler geldi, 10 transfer yapıldı ama hep gidenlerde bir sıkıntı yaşadı. En önemli zincirin halkası Falcao'ydu. Falcao'yla aradı. Babel'le de ayrılabilir ama ayrılırsa ya Katar olacak ya da Türkiye'de bir takım olacak. Yol ayrımı için görüşmeler net bir şekilde sürüyor. Çünkü o da çok maliyetli bir oyuncu. Herhalde önümüzdeki günlerde yaşanacak bir ayrılık bana sürpriz gelmez. Çünkü bu görüşme sürüyor. Uzun zamandır süren bir görüşme var. Peki Jetson Fernandez'den de bahsedelim. Şimdi taraftarlar tabii onu istiyordu. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiğini biliyoruz. Orada da bir takım çalışmalar vardı. Benfica'da kaldı gibi mi gözüküyor? Ne dersin? Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi çünkü artık transfer kapandı gibi bir ifade de kullandı biliyorsun. Onların O gündeminden çok düşmüştü. Daha öncesinden de evet. Şimdi Fener, daha doğrusu Galatasaray için durum ne? Galatasaray
daha önce Fatih Hoca da ifade etmişti. 7-8 Eylül'e kadar biz bu transferi takip edeceğiz ve isteğini sürdürecek. Şu anda UEFA Kupası listesine verdi Fernandes'i, Jetson Fernandes'i Galatasaray, ama unutulmamalı ki Galatasaray bir önceki transfer döneminde de tıpkı Beşiktaş Fenerbahçe'nin yaptığı gibi son saat, son gün son saatte, hatta ambulans uçakla getirilmişti o günün pandemi şartlarında bir hastalığı olduğu için. Dolayısıyla bu transfer defteri Galatasaray adına kapanmadı. Galatasaray Benfica kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Ödeme planı bile hazır. Yani 10 milyon euro artı bir miktar peşin, geri kalan taksitlerle bu konuda görüşmeler devam ediyor. Yine aynı şekilde daha önce olduğu gibi Rui Costa, Fatih Terim, Burak Elmas, Rui Costa görüşmeleri devam ediyor. Jetson Fernandes olabilir. Olursa da Türkiye Ligi'nde oynayabilecek. Bunu da kabul etmek lazım. En azından grup maçlarında. Şu anda Jetson Fernandes transferi Galatasaray için kapanmadı. Son güne kadar da temaslar sürecek. Belki başka bir 6 numara olabilir ama ben Galatasaray'ın 7 Eylül'e kadar en azından en az 2 transfer yapacağını düşünüyorum. Belki birisi kaleci olacak ya da bir 6 numara, bir kanat orta saha ya da bir kanat forvet gibi en az 2 transfer yapacağını düşünüyorum. Galatasaray son günlerde transfer yapmayı seviyor çünkü. Yani en azından Türkiye için son gün diyelim. Yani dün UEFA için son gün bitti ama bu çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'dan ben 2 tane sürpriz transfer bekliyorum açıkçası sevgili. Okan Yokuşlu, Seri ve Ali isimleri gündemde biliyorsun. İstersen Okay'la devam edelim. Çünkü uzun süredir gündemde. O trafik sanki hiç bitmemiş gibi gözüküyor. Temaslar hangi aşamada? Bir bilgin var mı? Başladı mı, bitmemiş gibi mi? Orasını tam olarak şey yapmak, kestirmek biraz zor. Galatasaray cephesinde çünkü Okay Yokuş diye sıcak bakılmadığını, Fatih Hoca'nın veto ettiği ifade ediliyor. Yani resmi olarak o transfere bir türlü girişilmedi. Ali Öcenk transferi için yine aynı şeyi söylüyorum. Ali Öcenk yurt dışından Galatasaray'a önerilen bir oyuncu. Bir ara gündemine geldi, evet, ama 8 milyon eurolardan bahseden bir bonservis ücreti vardı. Galatasaray cephesi, gerek yönetim gerek Fatih Terim, Ali Öcenk için bu rakamın çok yüksek olduğunu ifade ettiler. Evet, iyi bir 6 numara, gelişim gösterebilen bir oyuncu. Galatasaray'ın istediği 6 numara mı? Burada soru işaretleri var. Ama Galatasaray Ali Öcenk için çok net değil. Bir sürpriz 6 numara. Hala yurt dışında UEFA listelerine bildirilemeyen, işte dışarıda kalan oyuncular var. Galatasaray şu anda scout ekibi bunları tarıyor. Beklediği oyuncular var. Daha önceden takip edip şu anda belki dışarıda kalan oyuncular var. Ama rakamları yukarı çekmemek için özellikle belirtiyorum. Yani şu anda Okay Yokuşlu, Ali Öcenk isimlerin dışında sürpriz bir 6 numara Jetson Fernandes'in dışında ben bekliyorum. Bu konuda da çok ciddi çalışmalar var sevgili Çiğdem. Seri ile ilgili bir girişim var mı? Onu merak ediyorum. Hatta Seri de gelmek istiyormuş. Orada Fulham kiralama formülüne kesinlikle olumsuz yanıt vermiş. Böyle bir bilgim var. Gerçeklik payını merak ettim. Seri de Fatih Hoca'nın daha önce gündeminde olan bir oyuncuydu. Fulham evet kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Orada da 8-10 milyon eurolardan bahsediliyor. Ama Galatasaray'ın A, B planlarının içinde mutlaka Seri vardır. Fatih Hoca'nın beğendiği, daha önce de çok istediği bir oyuncuydu. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir gelişme yaşanabilir. Yani yaşanırsa benim için sürpriz olmaz. Çünkü Seri de Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'ı isteyen bir futbolcu için her zaman Galatasaray yönetimi Fatih Terim mutlaka bir girişimi bulunuyor. Halil'de olduğu gibi. Birçok futbolcu istiyordu ama Halil Galatasaray'ı tercih etti. Futbolcu Galatasaray'ı istiyorsa Galatasaray'da burada fedakarlık yapmaya razı. Jetson Fernandes de bu konuda çok net örnek gösterebilirim. O zaman kaleci transferini de sorayım. Oraya bir takviye gelecek mi? Özellikle yerli bir takviyeden bahsediliyor. İrfan Can biliyorsun konuşulan bir isim. İrfan Can Eğribayat'tan bahsediyorum. Görüşmeler var mı? Varsa hangi aşamada? Gelecek mi oyuncu? Görüşme var. Detayları da bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce Galatasaray yönetimi takas yolunda İrfan Can Eğribayat'ı almak istemişti. Ama şu an 3-3,5 milyon euroları çok net istiyor. O dönemde de Göztepe yönetimi 3 milyon euro istemişti. Galatasaray takas yoluyla. Şimdi Fatih artı 1,5-2 milyon eurolarda bir teklif yapıldı. Fakat lig başladı. Göztepe'de şu anda lig devam ederken yeni bir kaleci bulmak, işte Fatih takası olursa Fatih'in takıma uyumu, bu konularda bir sıkıntı görülüyor Göztepe cephesinde. Ama Galatasaray İrfan Can Eğribayat'ta çok net bir şekilde istekli. Olmazsa B plan olarak hala arayışları var. Bu Türkiye olabilir, Almanya tarafından olabilir, bir gurbetçi oyuncu olabilir. Ama kaleci konusunda da çalışmaları son güne kadar sürecektir. İrfan Can için de en önemli şey hala pazarlıklar sürüyor. Ama Göztepe'nin yerine bir kaleci bulması gerekiyor çok net bir şekilde. Peki son bir dakikamız, eklemek istediğin noktalar var mı? Biraz istersen Süper Lig, Milli Ara sonrası hazırlıklar, daha doğrusu maçlar için şimdi yapılan hazırlıklardan da bahset. Nasıl bir hava var takımda şu anda? Takımdaki hava şu anda gayet iyi. Milli futbolcular milli takımlarında. Yani Galatasaray'da şu anda böyle gözü karartmamak, karamsar olmamak lazım. 10 transfer yapıldı.
Oğulcan dün takıma dahil oldu. Onu da sayarsak 11. İşte marka yönden geliyor. Yapılan 10 transferin içinde tabii ki eleştirebileceğimiz var. İyi oyuncular var. Bunlar için hepsi biraz zaman alır. Genç bir Galatasaray, yepyeni bir Galatasaray, yeni sistemde çıkacak futbolcular var. Bu Galatasaray biraz zamana ihtiyacı var. Zorlu bir periyoda giriyor. Trabzonspor'la oynayacak. Hemen 4 gün sonra Lazio ile içeride oynayacak. Hı hı. Gerçekten zorlu bir sürece giriyor. Herkesin daha çok çalışması lazım. Bu arada Sayın Başkan, eski başkan adam Mustafa Cengiz'in de dün yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı haberi geldi. Evet. Buradan kendisine geçmiş olsun diyorum. Allah şifalar versin diyorum. İnşallah en kısa zamanda İnşallah. Sağlığına kavuşur diyorum sevgili Çiğdem. Bizler de geçmiş olsun diyelim. Acil şifalar dileyelim. Çok teşekkür ederim Savaş. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.